O, yeni meydan okumaların adamıydı. Mağlup çıktığı savaş neredeyse yoktu. Torino'ya, İtalya'nın çizgili siyah beyaz renklerine 23 yıl sonra Avrupa'nın en büyük kupasını getirmek için gitmişti. Asıl hedefine ulaşamasa da 3 seneye 134 maç, 101 gol, 22 asist, 2 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Süper Kupası, 1 İtalya Kupası, 2 yılın futbolcusu ödülü, 3 sezonun oyuncusu ödülü ve bir de Serie A gol krallığı sığdırmıştı. Juventus formasıyla her ne kadar ana gayesine ulaşamasa da orada yaptıklarına dil uzatmak kimsenin haddi değildi. En başta söylediğimiz gibi o yeni meydan okumaların adamıydı. Torino'daki misyonunu artık tamamladığını düşünen Cristiano Ronaldo, 36 yaşında açacağı yeni yelkenle yine herkesin ağzını açık bırakacaktı. Manchester kırmızı mıdır, mavi midir desek bu sorunun cevabının son 10 yılda kırmızıdan maviye döndüğünü söylemek yanlış olmaz. İşte İngiltere'nin eğitimi ve kültürel yapısıyla öne çıkan şehrinin bu iki büyük kulübü bu sefer yeşil sahada değil masada karşı karşıyaydı. Hedef belliydi. Tarihin belki de en iyisine kendi renklerini giydirmek. City'nin transferi bitirmeye yakın olduğu haberleri her yerde çalkalanırken United taraftarları şaşkın ve üzgündü. Çocukluk kahramanları 12 yıl sonra Manchester'a dönecek ve mavili formayı mı giyecekti? İşte United'ın eski dostu tam o anda her zamanki gibi şeytanların yardımına koştu. Bir telefon konuşması Cristiano'nun düşler tiyatrosunda yeniden sahne almasına yetti. Telefonun diğer ucundaki isim Sir Alex Ferguson'dan başkası değildi tabii ki. Peki o telefon hiç çalmasaydı? Sir Alex eski öğrencisini hiç aramasaydı ve Ronaldo Pep Guardiola tedrisatına girmeyi kabul etseydi neler olurdu? Kısa pasların en yeni formatı başka bir evrende. Hazırsanız başlıyor. Tahminlerimize dönemin Manchester City'sini inceleyerek başlayalım. Bir önceki sezonu Premier Lig ve Carabao Cup şampiyonlukları ile kapatan City, 21-22 sezonuna yaşayan efsanesi Sergio Kun Agüero'ya veda ederek başlamıştı. Kadroda santrofor namına kalan tek isim Gabriel Jesus'tu. Ronaldo bu denkleme dahil olsaydı, Pep zaten halihazırda kullandığı ön liberolu 4-3-3 sisteminin en tepesine onu yazabilirdi. Kalede Ederson, savunma dörtlüsünde Cancelo, Laporte, Ruben Dias ve Kyle Walker, ön liberoda Rodri, orta ikili İlkay Gündoğan ve Kevin De Bruyne, kanatlarda Jack Grealish ve Bernardo Silva, en ileride ise Cristiano Ronaldo. Özellikle milli takımdan arkadaşları olan Bernardo Silva ve Cancelo ile olan uyumu, kadroda İlkay Gündoğan, Jack Grealish ve Kevin De Bruyne gibi tabiri caizse ona nokta atış toplar atabilecek oyuncuların çokluğu Cristiano'nun kolayca 20 gol barajını geçmesini sağlayabilirdi. Ronaldo'nun City'ye katılmasının 21-22 Premier Lig kupasının sahibini değiştireceğini düşünmüyoruz. 99 puanla kupayı kaldıran City, Ronaldo ile beraber bu hedefe belki de çok daha kolay ve hızlı ulaşabilirdi. Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda ise City o sezon yarı final ikinci maçının son dakikasına finale yakın taraf olarak girse de Real Madrid'in tarihi geri dönüşüyle turnuvaya veda etmişti. Winner'lık, geri dönüşler ve Şampiyonlar Ligi kupası bu takımın genlerinde olsa da anlattığımız paralel evrende Madrid'in karşısındaki bu sefer belki de bu saydığımız özellikleri onların DNA'sına kendi elleriyle işleyen namı değer Mr. Champions League olacaktı. O maçta girdikleri büyük fırsatları harcayan Foden, Mahrez, Bernardo Silva ve Gabriel Jesus'un yerini alacak bir Cristiano'nun o pozisyonlardan en azından birini değerlendirip takımını finale çıkarabileceği ihtimali hiç de uzak değil. Finaldeki rakibi Premier Lig'de şampiyonluk yarışına girdiği Liverpool olan City'nin maça ligi ezeli rakibinin 5 puan önünde şampiyon olarak tamamlamasının vereceği psikolojik üstünlükle çıkacağını varsaydığımızda Mavililer Şampiyonlar Ligi kupasını bir sezon erken kazanabilirdi. Sezonu Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kupaları ile kapatacak olan Cristiano kariyerindeki 6. Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmış olacak ve yapay zekaya göre istatistik hanesine tüm kulvarlarda 35 gol ve 15 de asist yazdıracaktı. 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibinde bir değişiklik olur muydu? İşte bunu kestirmesi zor. Ama yine de o sezonun gerçek kazananı Benzema'nın Şampiyonlar Ligi'ni kaybettiğini ve Cristiano'nun 12 yıl sonra 36 yaşında İngiltere'ye dönüp hem Premier Ligi kazanıp hem Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşıp hem de 35 gol atıp 15 asist ürettiğini varsaydığımızda ödülü Cristiano'ya vermemenin haksızlık olacağını düşünüyoruz. Şimdi gelelim 22-23 sezonuna. Normal şartlarda City bu sezonu Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve FA Cup şampiyonlukları ile kapatmıştı. O sezon takıma transfer edilen Erling Haaland'ın bu başarılara katkısı büyük olsa da Ronaldo'nun takımda kalıp Haaland'ın transfer edilmediği senaryoda elde edilen başarılarda bir değişiklik olacağını düşünmüyoruz. Ronaldo'lu City bu kupalarda yine mutlu sona ulaşacaktır. İşte buradaki kritik kısım sezon ortasında oynanan 2022 Dünya Kupası. Dünya Kupası'na Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi kupası ve kariyerindeki 6. Ballon d'Or ödülüyle giriş yapan
bir Cristiano Ronaldo. Ezeli rakibi Lionel Messi ile son dans ve kariyerindeki tek eksik kupa. Bunu uzanmak için yapmayacağı şey olmayan Ronaldo bunu gerçekten başarabilir miydi? Bakalım yapay zeka ne demiş. Yapay zeka seçimini yaptı. Biz bu seçimin gerçekçi olduğuna inanıyoruz. Çünkü uluslararası turnuvalarda adeta bir makineye dönüşen Kylian Mbappe önerdiğindeki Fransa'nın Tunus maçı dışında hatası yoktu. Bu senaryoya göre 23 yılında 37 yaşında 5 Premier Lig, 7 Şampiyonlar Ligi ve 6 Ballon d'Or kazanan ama Dünya Kupası koleksiyonundan hala eksik olan bir Cristiano Ronaldo var olacaktı. Akıllarınızdaki soruyu biliyoruz. Bu denklemde Ronaldo 7. Ballon d'Or'una uzanabilir miydi? Her ne kadar Ronaldo üst üste Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayacak olsa da sezonu 35 yaşında 55 maça çıkıp 32 gol ve 25 asist üreterek Lig 1, Fransa Süper Kupası, MLS Lig Kupası ve Dünya Kupası'nı kaldırarak üstüne FIFA Yılın Oyuncusu ödülüne layık görülerek bitiren bir Lionel Messi gerçekte olduğu gibi Ballon d'Or ödülünü Cristiano'ya kaptırmayacaktır. Anlattığımız senaryoda Ronaldo'nun elde edeceği tüm bu başarılar Lionel Messi'nin yapacağı kariyer hamlelerini sorgulamasına ve belki de MLS'e gitmemeyi tercih etmesine sebep olması büyük bir olasılık. Fakat emin olduğumuz tek şey, eğer anlattıklarımızın hepsi yaşansaydı gerçek Goat'ın kim olduğuna dair olan tartışma hiç olmadığı kadar kızışırdı. Bunlar ancak peri masallarında olur dediğinizi duyar gibiyiz. İşte bu formatı tam da bu yüzden hayata geçiriyoruz. Eğer kader ağlarını dünyanın en ünlü sporcuları için pürüzsüz bir şekilde ölseydi nasıl bir kariyerleri olurdu bunu hayal etmek için. Peki sizce Ronaldo 2021'de Manchester City'ye transfer olsaydı kariyeri nasıl ilerlerdi? Anlattığımız bu paralel evren sizce gerçek olur muydu? Yorumlarınızı ve bir sonraki videoda ele almamızı istediğiniz sporcu ve konu önerilerinizi bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.